Geçen yıl bildiğiniz gibi geçen yıl kurulduk. TBL'de mücadele ettik. Geçen yıl Federasyon Kupası'nı alarak bir başarıya imza attık. Güzel bir başarıya. Ve daha sonra Süper Lig'e çıktık. Hak ettiğimiz bir şekilde. Süper Lig'de ise geçen seneki hocamız Stefanos Dedas'la kendisinin Süper Lig tecrübesi de daha önceden bulunmakta. 5 yıl Gaziantep'te hocalık yaptı başarılı bir şekilde. Süper Lig'de şu an hocamızla devam ediyoruz. Geçen yıldan oyuncularımız var. Bu sene yeni aldığımız oyuncularımız var. Bu sene lige en önemlisi renk getirmeyi istiyoruz. Seyir zevki yüksek bir müsabakalar sunmayı istiyoruz. En önemli şey tabii ki burada bizim için önemli şey dediğimiz gibi her zaman bunu söylüyoruz. Altyapımız çok önemli. Uzun vadede altyapıdan amacımız oyuncu yetiştirmek. Daha sonra bunları gerektiği zaman milli takıma da oynatabilirsek, kazandırabilirsek en büyük mutluluk bizim için budur. Bildiğiniz gibi zaten bizim Bahçeşehir ve Uğur kurumlarımız artı Bahçeşehir Üniversitemiz Türkiye ve dünyada yayılmakta. Ve bu konuda Sayın Enver hocamız, Sayın Hüseyin Bey ve şu anken yeni başkanımız Ömer Yücel'le eğitimdeki olan başarıyı da basketbola da katmak istiyoruz. Aynı şekilde basketbolda da bu başarıyı devam ettirmek istiyoruz. Hedeflerimiz olarak ise uzun vadede bir 5 yıl içinde Euroleague oynamak istiyoruz. Hatta belki de Euroleague'de bir Türk takımımızın da elde ettiği, Fenerbahçe'nin elde ettiği Euroleague şampiyonluğu unvanını biz de almak istiyoruz. İleriki hedefimiz bu, ileriki hedefimiz bu ve altyapıdan oyuncular çıkarmak. Yakın hedeflerimiz ise en önemli şey bizi seyredenlere seyir zevki kazandırmak, sporda fair play'i devam ettirmek ve gelen oyunculara, gelen seyircilere bu zevki tattırmak. Bu sene evet başladık. Güzel bir seyirci kitlemiz bizim için çok önemli. Hatta en önemli şey o. Biz onlar için kurulduk. Öğrencilerimiz, çalışanlarımız, öğretmenler için kurulduk. Aslında bu takım bizim değil, onların. Afyon galibiyeti bizim için çok önemli bir galibiyetti. Çünkü Süper Lig'deki ilk maçımız ve çok büyük bir heyecanla çıktık ve bu maçı kazandık. Bu bizim için bir özgüven oluşturdu tabii ki. İnşallah bunu Galatasaray maçıyla devam ettireceğiz. Hedefimiz yine galibiyet. Bu sene de inşallah playofflarda kalıp ligi o şekilde bitirmek istiyoruz. Teşekkür ederim. Look, Afyon game, it's finished for us. It was very important game to start the season with a win. But now nobody remember this game. We have to see ahead a big opponent like Galata. Bizim için sezona galibiyetle başlamak güzeldi. Hedeflerimizden biriydi. Bunu başardığımız için mutluyuz ama o maç bizim için tamamen bitti. Şu an önümüzdeki Galatasaray maçına konsantreyiz tamamen. Galatasaray maçı hakkında neler söyleyecek? Zor bir maç. All games in Super League, from my experience, it's about the same. Every if you don't play good, you have problems. Hadi. Tecrübelerime göre bu ligde her maç aynı derecede önemli bizim için. Yani o günkü ve o maçki performans çok önemli. O yüzden diğer etkenler ikinci planda kalıyor. At the same moment, Galata is a new team, very good team, big club, and for sure they will come here to compete with us. But we preparing these five six days for them, and I think we will be ready for Saturday. Evet, Galatasaray bildiğiniz gibi yeni kurulmuş bir takım, kadrosu yeni, büyük bir camia ama onlar için bir haftadır hazırlanıyoruz, iyi bir hazırlanma periyodu geçirdik. Elimizden gelenin en iyisini sahada yansıtmaya çalışacağız. Offensive high tempo. All my teams, I mean that I present in Turkey, they have a more or less a similar philosophy. Up tempo basketball, good offensive flow, so everybody can score, everybody can fight for the win. But most important is we want to see a team with a good chemistry,
because we have good characters, I think we are in the good way for this kind of basketball. Türkiye'de çalıştığım dönemde benim felsefemi az çok herkes biliyor zaten. Göze hoş gelen basketbol, yüksek tempo, herkese eşit skor dağılımı ve yüksek skorlarla biten bir maç. Bunun dışında karakter de çok önemli benim kimyamda. Oyuncu karakterleri, takım kimyası bu şekilde bildiğiniz gibi. Yabancı kuralı takım kuralı. With this rule. I think it's not a big difference for the coach. Okay, 6 foreigners, 5 foreigners, it's for me it's not important. If you want to have a good team, you need also Turkish guy, domestic players to contribute to this, to results, to the effort. So it's small difference, coaches adjust very easy, eh? And for me that in my mind doesn't make any difference like last years for example. Çok büyük bir fark olmadığını düşünüyorum geçen sene gören bir yabancı. O yüzden çok kafamda büyütmüyorum bu durumu ve takım kurarken beni çok fazlası etkilemiyor açıkçası. Şöyle bir durum var. Benim için yerli oyuncuların katkısı da önemli yabancılar kadar. O yüzden bu dengeye dikkat ediyorum. Peki Bahçeşehir uzun vadeli. I mean every time when I take over a mission I try to succeed more than the expectations. I mean when I take over a project of Gaziantep I think I put the team higher than expectations. Everybody saw. So I try to do the same with Bahçeşehir. For example, in the moment that nobody believed we will go to Super League, when I take the team 12th place, we make a very good run, back-to-back breaks on playoffs. So, and I want to continue in this way. So people, to do more than people believe that we can do. Gaziantep'te de buna benzer bir durumda takımı devralmıştım. Organizasyonun beklentileri az çok belliydi. Ama benim felsefeme göre her zaman beklentilerin üstünde takımlar yaratmaya çalıştım. Antep'te de bunu başardım. Burada da başarmak istiyorum. Bunu uygulamak istiyorum. Projeleri alıp beklentinin de üzerine çıkarmak benim öncelikli hedefim. Onun dışında bildiğiniz gibi geçen sene buraya geldiğimde de takım 12. sıradaydı. Ve geldikten sonra üst üste seri galibiyetlerle playoff oynadık, kupayı aldık ve Süper Lig'e çıktık. Süper Lig'e çıkmamızı o durumda kimse beklemiyordu. Takım 12. sıradaydı ve dediğim gibi her zaman beklentilerin üstünde başarılar elde etmeye kendime birinci öncelikli görev olarak edindim. I have a really ambitious project and I want to be part of them. Sezon öncesi dediğiniz gibi birçok teklif vardı Avrupa'nın birçok yerinden ama Bahçeşehir Kolejini seçtim çünkü buradaki heyecanı ve projenin büyüklüğünü gördüm. Bu beni bayağı bir heyecanlandırdı ve gerçekten beni çok istediklerini de hissettim. O yüzden burada olmayı seçtim. Lige iyi başladılar Afyon galibiyetiyle. Bu hafta da Galatasaray'la oynayacaklar. Ligin iyi takımlarından biri. Neler söylemek ister? You start good to league. You beat Afyon first week. And this week you play with Galatasaray. What you want to say about Galatasaray game? It's gonna be a tough game. They come from now from two losses, so they will come here aggressive and ready. But I think if we do our job like really good, we can have options to win, and will be really important for us to start like 2-0. It will show us the way from all the season. But it's just the beginning, so we have to work a lot. Tabii ki bizim için çok zor bir maç olacak. Galatasaray iyi bir takım ve son iki maçtır kaybediyorlar. O yüzden bizim maça çok daha ciddi bir şekilde geleceklerini düşünüyoruz ve çok zor geçeceğini düşünüyorum maçın. Ama bu bizim için bir engel değil. Biz bütün hafta onlara çalıştık, en iyi şekilde hazırlandık. Maç içinde elimizden gelenin en iyisini yapıp kazanmak istiyoruz. Biz de kazanıp yolumuza 2-0'la, 2 galibiyetle devam etmek istiyoruz. Tabii ki bu 2 galibiyet sezonun başı daha çok önemli değil ama bizim moral ve motivasyon ve lige yukarılara tırmanmamız açısından çok önemli. En iyi şekilde maçta elimizden geleni yapacağız. My plan is to win the maximum games we can and put Bahçeşehir in the best position we could. I think the club have objective to go to playoffs. So I think it's a good objective for our good goal.
So we will try to do this, and every game is different. This game I feel good to score. Normally I make more assists, so I will try to help all my teammates to give them good balls, but I will try the best just to win. Benim için öncelikli olan aslında skorum değil, takım olarak kazanmamız ve hedefimiz olan, kulübün hedefi olan playoff'lara girmemiz. Bu benim için ilk planda. O gün kendimi iyi hissediyordum ve yüksek yüzdeler buldum. Bildiğiniz gibi benim asist yönüm de çok iyi skorumun yanında. Onu da geliştirip, yani benim için önemli olan takımın kazanması. O gün skor veya asistlerim yüksek olabilir. Bu benim için hiç önemli değil. Önemli olan takımın kazanması ve istediği yerlere bir an önce takımı getirmek. Yes, you start good with Afyon win, and you have a hard Galatasaray game in front of you. This is going to be a very tough game because they had two losses in a row and they will be desperate to get a win. We know they are a good team, well coached, with good players, all Turkish and foreigners. But also we are getting ready for 7 days already and we're going to be ready to play. Öncelikle Galatasaray maçı çok zor bir maç olacağını düşünüyorum. Son iki maçları kaybediyorlar ve artık kazanmak isteyeceklerdi. Çaresizler, kazanmak zorundalar. O yüzden çok zor geçeceğini düşünüyorum. Ama biz hazırlıklarımızı en iyi şekilde yaptık. Bir haftadır onları çalışıyoruz, hazırlanıyoruz. Zor bir maç olacak ama elimizden gelenin en iyisini sahaya koyup kazanmak istiyoruz. Deneyimli bir oyuncu. Of course, I'm play here long time. I'm trying to help as much as I can, and the thing is we are new in the league, but we have so many experienced players, and I think this will just help us, not make us worse. Dediğiniz gibi ligi çok iyi biliyorum, uzun yıllardır ligde oynuyorum. Bu takım için de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Bunu zaten herkes biliyor. Yeni takım, yeni lige çıkmış bir takımız, yeni kurulmuş bir takımız, yetenekli oyuncularımız var. Ben ve herkes elinden geleni en iyi şekilde yapıp bu takımı en yukarılara taşımak istiyoruz. Neden seçtik? Hem üçlükte oynamak bir atlık oyuncusu için tabii ki daha önemli. Hem onun için hem de hedefler açısından çocuklarla ilgili çok ciddi projeleri var. Ben de bir baba olarak bu projelerin içinde de olmak istedim. O anlamda hem iyi bir takım olduk, o yüzden de tercih ettim diyebiliriz. Maç eski takımınla ligin ilk maçı kazandınız. Evet. Bu hafta yine kendi sahanızda Galatasaray'la yapacaksınız. O da güçlü bir takım. Bunun ya, için neler söyleyeceksiniz? Yani Galatasaray'da çok güçlü bir ekip. Biz de iyi takım olduk. Zor bir maç olacak inşallah. Kazanacağız diyelim. Bu seneki takımın hedeflerini sen nasıl görüyorsun? Yani playoff playoff'a kaçıncı sıradan girerseniz daha avantajlı sayılır. Aslında ana hedef playoff diyelim ama ne kadar üstte bitirseniz sizin için o kadar avantaj. Bunu yapabilecek kadroya sahibiz. Çok iyi oyuncularımız var. Yabancılar olsun. Evet. Yerlerde deneyim. Evet, inşallah olabildiğince üst sıralarda bitirmeye çalışacağız. Vallahi ben de bittim. Hiç ona girmeyelim. Alakam yok, çok takip etmiyorum. Nasıl bir basketbol oynuyor bu sene Bahçeşehir? Nasıl bir basketbol oynuyor? Dediğim gibi bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu olduğumuz için onların üzerine bir basketbol oynuyoruz ama kendi aramızda da top paylaşımını iyi yapıyoruz. Bu yüzden herkes skor bulabiliyor. İnşallah daha iyi. Seyirciler hakkında neler söylemek istersin? Basketbol seyirciyle güzel oynanan bir spor. Ne mesaj vermek istersin seyircilere? Salonuna gelmeleri için. Şöyle bir mesaj verebiliriz. Bu kulübün değişik bir yapısı var. Yani başarıdan önce verdikleri mesaj çocukları aslında düşünüyorlar. Bu yüzden inşallah yalnız... Allah sen ya. Ulan her seferinde sen Koç ya.
Koç. Mehmet az bir geri gelip gel. Bozmuyoruz. Teşekkürler.